Kültepe, Kaniş, Karum, Ören yerinde yapılan kazılarda yaklaşık 4300 yıl öncesine ait inanç tasvirlerinin bulunduğu 15 obje daha bulundu. Bir tanesi buradan onu. Şu sağ elindeki. Bir tanesi de neredeydi? Kazı Başkanı Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu, yazının Anadolu'ya gelmeden önceki kültürün eserleri tamamen Anadolulu, yabancı hiçbir unsur yok dedi. Böyle saçları geliyor. Bunlar alabastır dediğimiz bir şey, şeffaf bir taştır. Şöyle belki daha güneşe doğru, bilmiyorum artık nasıl şey yaparsınız. Bunlar 4300 yıllık, en az 4300 yıllık bir eser bu. Bu eser eski Tunç Çağı dediğimiz henüz Asurların ya da yazının Anadolu'ya gelmeden önceki dönemdeki yerel kültürünün eserleri. Tamamen Anadolu'lu. Bunda yabancı hiçbir unsur yok. Yani Anadolu insanın ya da Kanişli insanın yarattığı eserlerden bunlar. Zamanının dini inançlarını yansıttığı eserler olduğunu aktaran Kazı Başkanı Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu, 2020 yılında Kültepe kazılarına Temmuz ayının başında başladık ve halen devam etmekteyiz diyerek şöyle konuştu. Ve bu alanda yaptığımız çalışmalarda biz 2018 yılında 35 tane idol bulmuştuk. Şimdi bu sene yaptığımız çalışmalarda da 15 tane daha bulduk. Bu idol dediğimiz eserler aslında tanrı tanrıça tasvirlerinin bulunduğu kült ya da tapınım amaçlı objeler. Bunlar bu bölgeye özgü. Yıl sonuna kadar çalışmaların idollerin bulunduğu alanda süreceğini sözlerine ekleyen Profesör Doktor Kulakoğlu, Ankara Bölge Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarlarından gelen uzmanlar denetiminde bu çalışmayı yaptık. Tabii ki bu çalışma süreci biraz yavaş gidecek çünkü çok hassas bir kazı yapmamız gerekiyor dedi. Bunlar bu bölgeye özgü alabastır ya da kireç taşı dediğimiz ya da bir çeşit kireç taşı dediğimiz taştan yapılmış ve muhtemelen de imalat yeri de yine Kültepe olması gereken, sadece Kültepe'de bulunan bir eser grubu. Bunlardan bu anıtsal binanın bir odasında yığılı olarak bir yığın halinde biz bulduk ve bunları açmaya çalışıyoruz şimdi.